Cengiz'le ilgili bugün haberimiz vardı bizim. Onun üzerine konuşabiliriz. Çünkü sakatlığını atlattı. Formasına kavuşmak üzere ve teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla yakından ilgileniyor şu anda. Ama tabii onun bölgesinde çok iyi durumda olan bir İrfan Can Kahveci var. Acaba milli ara dönüşü nasıl bir Cengiz göreceğiz? Yani nasıl hazırlandığına bakar. Cengiz biraz tabii ki buradaki performansını da ilk Avrupa'ya gittiği performanslarından biraz bir nebze uzakta kalmış durumda ve yaşadığı sakatlıklar bunu etkiliyor. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i bu sakat döneminde, yani sakatlık yaşadığı bu dönemde nasıl hazırladığı, nasıl formda tuttuğu ya da onu zihinsel olarak nasıl telkinlediği ile alakalı değişir bu durum. İsmail Kartal'ın Cengiz'in üstüne çok düştüğünü biliyoruz zaten ve muhtemelen de eğer Cengiz fiziken kendini toparlayabilirse bu takımda ilk 11'e girer ki ihtiyacı da var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe takımının bu fikstürün zorlaştığını düşündüğüm gelecek 7 maç, bir Beşiktaş karşılaşması, Bakalım şöyle 2 Fatih Galatasaray mücadelesi. Karagümrük'le başlayacak Evet. galiba. Ya zor bir fikstürü var. Karagümrük'ü var, Sivas'ı var, Karagümrük, Beşiktaş'ı Sivas, var. Beşiktaş, Konya, Kayseri, Galatasaray. O Galatasaray'dan sonra bir Galatasaray daha var. O yüzden Süper bu puan. zorlu fikstür içerisinde Cengiz'e de ihtiyacı olacak bu takımın. Bu yüzden de Cengiz eğer ki fiziken kendisini lig seviyesine çıkartabilirse sakatlık sonrasında hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlar ve takıma katkı sağlayacaktır. Peki şimdi Fred'in de dönmesi bekleniyor ama tabii Evet. ne kadar hazır dönebilir? Bu biraz soru işareti. Özellikle ilk maçta Fatih Karagümrük karşısında oynayabilir mi bilinmiyor. Cengiz'in hazır dönme ihtimalini düşündüğümüzde acaba İrfan biraz ortaya çekilip, çünkü o ortada denenen isimler Evet. yeterli katkıyı veremedi. Cengiz acaba sağ kanatta başlayabilir mi? Şimdi İrfan'ın kariyerinde çok fazla ya da İrfan'ın kariyerine baktığımız zaman Gençlerbirliği, Medipol, Başakşehir, o dönemin işte geçmişin Medipol'ü, şimdi Rams, Başakşehir'i baktığımız zaman çok fazla zaten 8'i var. Yani 6-8 kariyerinde böyle daha böyle defansif, biraz defansif değil de daha geride oynayan, defansın önünde yer alan, orta sahanın biraz arkasında kalan bir İrfan'ı görüyorduk. O yüzden bu mücadelede eğer Cengiz dönerse hocanın İrfan'ın bu özelliğinden faydalanmak adına biraz geriye çekip, çünkü Zayt'tan tam anlamıyla istediğini alamayan bir performans ve Zayt'la Ki beraber zaten. İrfan'ı yan yana, pardon, İrfan'la beraber İsmail'i yan yana görüp ön tarafta Cengiz'i sağ tarafta izleme ihtimalimiz olabilir. İrfan acaba o bölgede oynamaktan ne kadar memnun? Şimdi Orada oyuncular yetişti. orada yetişti ama Yetişmesi sanki orası. sağ kanatta daha iyi gibi. Yani bazen formayı da nerede oynadığınıza göre bakacaksınız. Yani şöyle bir tablo var. Şimdi hiç oynamadığı mevki değil. Tabii ki de en çok oynamak isteyeceği pozisyon kaleye en yakın olan noktalar olabilir. Ama bazen takımın ihtiyaçlarının doğrultusunda kendinizden bir nebze taviz vermenize gerekebiliyor. Peki, Ferdi'ye gelelim istersen. Tabii. Ferdi de en çok konuşulan isimlerden biri ki milli takımda da az önce biraz bahsettik. Arsenal Almanya maçında çok yakından izledi Ferdi'yi ki Napoli, Milan ve Inter'in de zaten gözlemlerinden biri olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı da bir yandan tabii ki Ferdi'yi kaybetmek istemiyor. Evet, yani Ferdi gibi bir oyuncuyu da kolay kolay Ama kaybetmek zaten bu istemezsiniz. sezon içerisinde zannediyorum Yok, sezon içinde bir şey bitmez. olacağını zannetmiyorum. Sezon sonrasında olur, gidecekse de. Çünkü Fenerbahçe'nin bu kadar yarışın içindeyken böyle kadronun değişmez bir adamını göndermek istemesi büyük bir sorun teşkil eder. Ve muhtemelen de burada çok ciddi teklifler alacak. Milli takımın geldiği bir nokta, önümüzde Avrupa Şampiyonası ve takımlar biliyor ki bu Ferdi'nin değeri daha da katlanma ihtimaline sahip. O yüzden de Ferdi'yi zamanında alabilmek de aslında biraz konu. Ama Fenerbahçe satışlar konusunda Türkiye'nin en fazla ya da en iyi oyuncu satışı yapan kulübü ve Ferdi'den de ciddi gelirler elde edeceklerdir. Ellerindeki asetler, değerler katlanıyor sevgili demek. O yüzden de muhtemelen de önümüzdeki günlerde Ferdi ile alakalı transfer haberleri de fazlasıyla artacaktır. Çok başarılı oyuncu var takımda şu an. Evet. Tabii bir yandan da az önce İsmail için de aynısını konuştuk. Diğer takımların, Avrupa takımlarının radarlarına da girmiş durumdalar. Ama tabii ki ara transfer döneminde gelme ihtimali olan oyuncular da şimdiden konuşulmaya başlandı. Ama İhtiyaç da tabii var. bölge olarak hangi noktaya daha çok ihtiyaç var, Evet. o biraz tartışılabilir. Şimdi Çünkü şöyle. sakatlık olunca bütün planlar bir anda değişiyor. Şimdi savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi sakatlıklar böyle üst üste gelince savunma zaafları ortaya çıkmaya başladı. Muhtemelen savunmaya öncelikli olarak Fenerbahçe bir takviye yapacak. Bu kesin gözüyle buna bakabiliriz.
merkez orta sahada yine keza işte Fred'in sakatlığı sonrasında evet. o bölge Zaytide sallandı. Muhtemelen merkeze bir transfer Fenerbahçe yapacak. Bunun ardı sürpriz. Çünkü ne olacağı çok belli değil. Orta saha zaten kalabalık ama bir stoper, bir merkez orta saha transferi Fenerbahçe'de mutlak olacak ve zaten araştırmalarda yapılıyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz. Devre arası transfer yapmak kolay bir iş değil. Ama bir hamle muhtemelen gelecek gibi gözüküyor. Peki sence hep yabancı transferler üzerinde mi durulacak? Yabancı isimler üzerinde? Yok. Yani yerli yabancı çok ayırt edeceklerini zannetmiyorum ama yerli havuzu çok sıkışık. O yüzden yabancı bulmak bu dönemde daha kolay olabilir. Peki nasıl bir dönüş bekliyorsun? Özellikle ilk karşılaşmada Fenerbahçe'den Milyar'a sonrasında sakatlar geliyor. Ceko'nun da İşte giden nasıl döndüğüne bakacağız. Var. Eğer giden gittiği dönemdeki gibi iyi performansla dönerse Fenerbahçe o çıkış yakaladığı performansında bir süre daha istikrarlı devam edebilir. Ama giden fiziksel anlamda çok geride dönerse o zaman Fenerbahçe'nin de o oyuncuların fiziksel performansına uygun bir oyunu da tercih etmesi lazım. Onu da Fatih yani Karagümrük mücadelesinde evet, göreceğiz. Çok mücadeleden kaçan, birebirden kaçan, fiziksel olarak çok yorucu olmayan bir oyun modeli ihtiyaç olabilir. Miyaz Aytis konuştuk az önce onunla ilgili de özellikle Ocak ayında gidişiyle ilgili bazı detaylar var şimdi gördüm. Lincoln'un dönüşüyle birlikte İsmail Kartal Lincoln'u daha çok şans verme planı yapıyor. O durumda da tabii ki Zaytis'la devre arasında yollar ayrılabilir. Muhtemelen de eğer ki o bölgeye bir transfer gerçekleşirse. Çok istemişti İsmail Kartal aslında ama. Yani şöyle bu arada Fenerbahçe merkeze yapacağı transfer ne olursa olsun Zaytis'i tutmak isteyebilir. Çünkü kulvarlar hala 3 kulvar. Yani kulvar sayısı bu kadar fazlayken maç performans vermesi gereken en az böyle 40 maç daha varken Zaytis'ten kolay kolay vazgeçeceklerini de zannetmiyorum sevgili Demet. Peki Fenerbahçe'yi de noktalıyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'la devam edeceğiz. Şimdi UEFA'ya bir şikayet mektubu var. Dün de gazete manşetlerinde birçok noktada aslında aktarmıştık izleyenlerimize. Haberi bir ekranlara getireceğiz değerli izleyenler. Galatasaray Kulübü Bayern Münih maçındaki Antonio Nobre için UEFA'ya bir şikayet mektubu gönderdi. Detaylara bakalım. Evet, olaylı hatta çok olaylı değil ama yine sonrası olaylı. Bayern Münih mücadelesi sonrası Antonio Nobre için bir şikayet mektubu gönderildi Galatasaray tarafından. Tabii buna nasıl bir yanıt gelir ya da yanıt gelir mi bilinmiyor ama bunun peşinden koşmak, kendi hakkını da savunmak iyi oldu Galatasaray adına bence. Evet, buradan UEFA da bence kendince bazı dersler çıkartmıştır. Bu kadar deneyimsiz bir hakemi, Avrupa deneyimi bu kadar olmayan bir hakemi Bayern Münih Galatasaray gibi önemli bir karşılaşmaya atamak da çok büyük bir yanlıştı zaten. Ve sonrasında da hakemin de Avrupa kariyeri artık sonuçlandı. Bu sezon bir karşılaşma alamayacak ve Galatasaray da bu kurallar çerçevesinde şikayetinde haklı. UEFA buradan ne karar çıkartacak bunu göreceğiz ama şikayeti finalinde zaten muhtemelen şu olacak yani hakeme maç vermiyoruz. Evet bu sezon maç vermeyeceğiz. Yani Galatasaray şikayetinde haklı. Cezası da zaten çıkmış durumda Nobre'nin. Bu sezon Avrupa maçı almayacak. Galatasaray da sonuna kadar haklı. Yani bizim de akıllarımızda hep bu hakem olmasaydı sonuç nasıl olurdu diye kalacak zannediyorum. Muhtemelen Galatasaray'ın galibiyetiyle olacaktı. Çünkü maç içerisinde 3-4 tane çok net hatta gole giden atakları kesmesi gibi çok net engellediği pozisyonlar vardı karşılaşmada. Evet.